Antalya'nın Altıntaş ilçesinde Salı günü saat 14.04'te yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen ve Afyonkarahisar ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında 15 bina hasarlı görüldü. Kütahya Valisi Ali Çevrik ve beraberindekiler depremden en çok etkilenen Aydınlar, Beşkarış ve Genişler köylerini incelemelerde bulundular. Çalışmaları inceleyip geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çelik, devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında dedi. Bu akşam kalacak yeri yoksa bir otele yerleştirir, otelde bugünlük kalsın mı? Anlatırsın. Yok yok, kimse mağdur olmaz. Kimsenin yanına bir şey gelmiyor. Önemli olan o aslında. Her şey hepsi yerine konuyor. Allah beterinden korksun. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Vali, depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek 15 ağır hasarlı bina tespit edildiğini ve 11 çadır kurulduğunu dile getirdi. Deprem Afyonkarahisar kent merkeziyle birlikte ilçelerde de hissedildi. İş saniyede deprem anında yaşananlar tarım, araç ve gereçleri satan bir işyerinin güvenlik kameralarına da an be an yansıdı. Görüntülerde raflarda bulunan tarım ürünleriyle araç ve gereçlerin sarsıntının şiddetiyle yerinden oynadığı gözleniyor. İşyerinin önünü görüntüleyen kameradaysa dükkan önünde oturan vatandaşların sarsıntı başlar başlamaz yola doğru kaçma anları da görülüyor. Görüntülerde ayrıca deprem anında işyerinde olanların panik halinde dışarı kaçtıkları görülüyor. Afyonkarahisar kent genelinde hissedilen depremde işyerlerinde oturan esnafın depremi hisseder hissetmez dışarı doğru kaçma girişimleri görülüyor. Kendilerini sokağa atarlarken birinin de elindeki çayı bırakmaması dikkatlerden kaçmıyor. İhsaniye ilçesi Üçler Kayası köyünde de deprem nedeniyle esnaftan birinin evinin çatısındaki sıcak su güneş enerji sistemi patladı. Bir ahırın da duvarı yıkılırken köylüler büyük panik yaşadı. Şuhut'ta da görüntülerde iş yerlerinde oturan esnafın dışarı doğru kaçma girişimleri görülüyor. Deprem anında büyük panik yaşandığı gözlenirken bir iş yerinde oturan esnaf ve müşteri ise sarsıntıyı hisseder hissetmez hemen kendilerini sokağa atarak yaşadıklarını birbirlerine anlatıyorlar. Allah'ın kader biraz anlasın inşallah. Çok şiddetli oldu. Ama olacak bu işler. Deprem hiçbir zaman öldürmez, panik öldürür. Biraz daha sakin, sükunet içerisinde kalsın arkadaşlar. Deprem anında sarsıntının şiddetiyle Şuhut'ta bir marketteki raflardan ürünlerin devrilip yere düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntı anında market çalışanının adeta dona kaldığı anlar böyle yansırken öte yanda market çalışanı İsmail Sarıtaş deprem anında korktuklarını ve raflardaki birçok ürünün devrildiğini anlatıyor. İster istemez illaki herkesin o korku olacak yani. İsterler istemez milletin telaşı başladı. Peki ne yaptınız deprem anında? Vallahi bir şey yapmaya gerek kalmadı. Çok kısa sürdü o. Deprem insanlar olduğu gibi hayvanları da korkuttu. İhsaniye ilçesine bağlı Orhanlı köyünde bir besihanede inekler sarsıntı esnasında bir anda oldukları yerden kalkarken ayaktaki ineklerse sağa sola kaçışmaya başladı. Bir süre hızlı hareketler yapan inekler daha sonra birbirlerinin yanına giderek beklemeye başlıyor. Olay esnasında ineklerin hareketlerinde değişiklik olduğu gözleniyor. Yine Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun marketinde kaydedilen görüntülerde depremin şiddetini ortaya koyuyor. Marketteki 3 kişi depremle birlikte ellerinde ne var ne yoksa bırakıp kendilerini dışarı atıyor. Bir başka görüntü ise Erenler Mahallesi'ndeki bir elektrikçi işletmesinde kaydedildi. İşletmede çalışan 7 genç depremle birlikte koşturarak kendilerini dışarı attı. İstanbul Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre 31 Ağustos 2021 Salı günü yerel saatle 14.04 itibariyle dış merkezi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar Köyü olan moment büyüklüğü 4.9 derinliği 5 kilometre olan orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Afyonkarahisar'ın 38 kilometre kuzeybatısına meydana gelen depremin büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 5 olarak açıklandı. Çevre illerde de hissedilen ana şok sonrası ilk 4 saat içinde dış merkezleri Kütahya Altıntaş, Murat Hanlar, Beşkarış, Aydınlar Yayla ve Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı Osmanköy arasında büyüklükleri 1.3 ile 3.3 olan 30'dan fazla artçı depremde meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Akü Doğan Müdürü Profesör Doktor Çağlar Özkaymak, bölgede Çukurören, Aslıhanlar, Çatkuyu fayları gibi
6.8 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip diri fayların olduğunu, Banas, Kütahya ve Afyonkarahisar arasında bu büyüklükteki depremlerin meydana gelmesinin çok normal olduğunu ifade etti. Profesör Özkaymak, Aküduvan Müdür Yardımcısı Profesör Doktor İbrahim Tiryakioğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı jeodezik amaçlı farklı projelerle bu bölgenin güncel tektonik hareketlerini GPS teknolojisiyle düzenli olarak izlediklerini ve elde ettikleri ön bulgulara göre Banas, Kütahya ile Afyonkarahisar arasında kalan bu bölgenin günümüzde kuzeydoğu güneybatı yönünde genişlemekte olduğunu ve gelecek yıllarda da benzer büyüklükte depremlerin meydana gelebileceğini söyledi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, merkezdesi Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen Afyonkarahisar'da da hissedilen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı yayınladı. Altıntaş Belediye Başkanı Arif Tekeyi telefonla arayan başkan, geçmiş olsun dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Selamünaleyküm. Aleykümselam başkanım. Başkanım geçmiş olsun. Allah razı olsun başkanım. Allah razı olsun. Dua ederim inşallah. Allah beterinden korusun. Amin başkanım. Amin. Şu ana kadar herhangi bir şey yok başkanım. Alandayız, sahadayız. Görüşelim başkanım inşallah. Tamam başkanım. Yani bizim yapacağımız şu anda bir şey yok. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu ana kadar görünmüyor yani. Tamam, herhangi bir şey olursa haberdar edersin. Tamam, başkanım görüşürüz. Mesajın da bölge halkı ve Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizle yaşanan depremin ardından geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Zeybek, Afyonkarahisar'ın birinci derece deprem bölgesinde olduğunu hatırlattı. Yani Afyon olarak biz birinci derece deprem bölgesinde ikamet eden bir iliz. Bir kez daha deprem gerçeği şunu gösterdi ki yapılacak olan binaların depreme dayanıklılığı deprem bölgesinde olduğumuz için daha bir fazla bir önem arz ediyor. Biz birinci derece deprem bölgesinde yaşıyoruz dediğimiz zaman birileri bu kentsel dönüşüm hadisesinde yok efendim depremle bizi korkutmuyorsun diyorlardı. Tabii depremin ne zaman geleceğini, hangi şiddette geleceğini hiçbirimizin kestirmesi de akledebilmesi de mümkün değil. Ama biz insan olarak tedbirimizi almakla mükellefiz. Onun için duam daha beterinden, daha şiddetli, şiddet ölçeğindeki depremlerden Cenab-ı Hak ilimizde, ülkemizde muhafaza etsin diyoruz. Tabii afetlere her zaman hazırlıklı olmak durumundayız. Ben herkese tekrar geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış törenine video mesajla katıldı. Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti. Başkonsolosluğumuz yalnızca vatandaşlarımızın değil, siz Sancaklı kardeşlerimizin de hizmetinde olacaktır. Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Başkonsolosluğumuz gerçekleştireceği faaliyetlerle bu bağın daha da pekiştirilmesini sağlayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'la işbirliğinin kazan kazan temelinde her alanda günden güne geliştiğine dikkat çekti. İş adamlarımız Sırbistan'ın her bölgesinde istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan yatırımları hayata geçiriyor. Sancağın altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Yeni Pazar Tutin yolu inşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek. Belgrad Saraybosna otoyolu ve hayata geçirilecek diğer ulaştırma projeleri de Sancağın bölgeyle bütünleşmesini sağlayacak. Biz müteşebbislerimizi Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz. TİKA'mız da kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Tüm bu konularda verdiği destekten dolayı değerli dostum Sayın Vučić'e teşekkür ediyorum.
Sırbistan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediği dayanışmayla iki ülke arasındaki kardeşlik hislerini bir kez daha gösterdiğini aktaran Erdoğan şunları söyledi. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vučić oldu. Değerli dostum Vučić'in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız. El birliği içinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlardan da söküp atacağız. Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri asırlarca birlikte yaşadığımız, gelecekte de yine her alanda işbirliği içinde olacağımız dostlarımız olarak görüyoruz. Balkan halklarının dostluk, dayanışma ve işbirliği ruhuyla hareket ettikleri takdirde müreffeh bir geleceğin onları beklediğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle Başkonsolosluğumuzun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni adli yılın 1 Eylül itibariyle başlamasından dolayı bir mesaj yayınladı. Yayınlamış olduğu videoda adaletin mülkün temeli, adaletin temelinin ise insan hakkı olduğunu vurguladı. Yeni adli yılda da adalete erişim güçlendirmek için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Değerli yargı mensupları, kıymetli yargı çalışanları, aziz milletimiz, adalet teşkilatımız ve yargı camiamız için yeni bir adli yıl başlıyor. Hepimizin bildiği gibi adliyeler adalet duygusunun ikametgahıdır. Yargı milletin göz bebeğidir. Adalet mülkün temeli, adaletin temeli ise insandır, insan hakkıdır. Her bir yargı çalışanımızın, her bir yargı mensubunun bu bilinçle yeni adli yıla başlayacağına inancım tamdır. Yeni dönemde de aynı anlayışla adalete erişimi güçlendirmek için çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Şüphesiz en iyi reform, en iyi uygulamadır. Türk yargısının reform adımlarımızı yeni dönemde de vatandaşlarımızla en doğru şekilde buluşturacağına inanıyorum. Bu vesileyle ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtan tüm hakim ve savcılarımızın, avukat meslektaşlarımızın ve çok değerli personelimizin adli yılını kutluyorum. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır anlayışıyla bu kapıdan giren herkesin adalete gecikmeden erişeceği bir yıl olmasını diliyorum. Bu hassasiyetle görevlerini yerine getiren bütün yargı çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni adli yıl ülkemize, milletimize ve tüm hukuk camiamıza hayırlı uğurlu olsun. AK Parti heyeti 2023 hedefleri kapsamında saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Genel Merkezi İl Koordinatörü ve Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Seybek birlikte tarihi taşan ayakkabıcılar ve demirciler içiyle Bedesten Çarşısı'ndaki esnafları ziyaret ettiler. AK Parti heyeti ziyaret ettikleri tüm esnafları tek tek dinleyerek taleplerini not aldı. Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan milletvekili Ayvazoğlu şöyle konuştu. O yüzden Taşyan'dayız. Taşyan esnafımı ziyaret ettik. Özellikle pandeminin ardından esnafımızın hayata bakışı, şehirde görmek istedikleri, tarafımızdan Ankara'ya ulaştırmak istedikleri mesajlar, hem destekler hem eleştiriler noktasında tüm görüşü önerini almak için küçük bir saha analizi yapmak istedik. Her şeyden önce Afyonluları, misafirperverliğine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün geçirdik. Esnafımız da sağ olsun vermiş olduğu destekle birlikte, sunmuş olduğu katkılarla birlikte verimli bir gün geçirmemize sebep verdi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da şunları söyledi. Karahisar'da Trabzon milletvekilimiz Sayın Bahar Ayvazoğlu vekilimizle, yine Ege koordinatörümüz, aynı zamanda Afyonkarahisar koordinatörümüz sağ olsun kendileri yoğun programlarında bize de vakit ayırarak geldiler. Belediyemizi, ilgili meclisimizi, kadın kollarımızı, il yönetimimizi ve belediye başkanlarımızla toplantılar düzenledik. 2023 yılında neler yapabiliriz, ne eksiklerimiz var ve halkımızın taleplerini alarak inşallah genel merkezimize, yine Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere raporlarını aldılar. K
kendisinden önceki nesillerle keskin bir farklılığı olan Z kuşağı, yaşadığımız zamanın bir getirisi olarak görülen teknolojinin nimetlerinden faydalanıp internet hakkında pek çok bilgiye sahip olabiliyor. Bilgi alışverişinde oluşan kolaylıklar onları zorluklarla başa çıkabilme konusunda olumsuz etkilediği için gerçek hayatta ve iş hayatında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Görev üstlenmekten çekindikleri için meslek seçimlerine daha kolay para kazanabilecekleri mesleklere yönelme düşüncesinde olan Z kuşağı hakkında Doğuş Üniversitesi'nden klinik psikolog Betül Çubuk açıklama yaparak yeni neslin internette iç içe olmasından dolayı internet kuşağı olarak da adlandırıldığını ve özellik bakımından teknolojinin içindeki çocuklar olarak da tanımlandığını söyledi. Çubuk, baş etme mekanizmalarının düşük olduğunu dile getirdi. Baş etme mekanizmaları biraz düşük, her şeyi internet üzerinden öğrenmeye alışkın oldukları için gerçek hayattan kendilerini biraz soyutlayabiliyorlar ve öfkelerini ya da işte bir şeyle ilgili fikirlerini hep internet üzerinden birbirlerine söylüyorlar. Dolayısıyla da gerçeklik noktasına biraz zorlanıyorlar. İşte üniversiteye başladıklarında, sorumluluk almaya başladıklarında ya da bu sorumluluğu başkalarına atamadıklarında problem yaşıyorlar. Genelde bu nedenle terapiye geliyorlar. Psikolog, Z kuşağının genelde meşhur olmak ve daha kısa sürede para kazanmak gibi amaçlarının olduğunu, isteklerinin ise Y kuşağıyla biraz daha farklı olduğunu söyledi. Y kuşağıyla biraz daha farklı onların istedikleri. İşte biz daha olmak istiyoruz, onlar da yapmak istiyoruz, işin içinde olmak istiyoruz. Onlar ne kadar onlardan bağımsız sorumluluklar devam edip para kazanırlarsa öyle meslekleri tercih ediyorlar. Zaten çok alan mesleklerini de istemiyorlar. Daha yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, işte onları daha az yoracak sosyal medya ile ilgili meslekler. Şu süreçte onlardan en çok duyduğum bu. Yani alanda değil, daha geri planda daha çok para kazanacakları bir şey yapmak istiyorlar. Genelde grafik ve sosyal medya ağırlıklı teknolojinin yoğun olduğu bölümler şu anda en çok tercih edecekleri bölümler. İşte eşit ağırlıkla ilgili de iç mimarlığı istiyorlar çünkü onlar için o da güzel bir ünvan veriyor, onlara daha büyük bir tanınmışlık veriyor. Psikolojiyi de daha alan içerisinde herkes onlara bakacak diye istiyorlar ama işte hukuk gibi daha sert, onları yoracak, daha fazla çalışacak meslekleri çok tercih etmiyorlar eğer çok idealist değillerse. 1980 doğumlularla yani X kuşağıyla anlaşmazlıkların yaşandığını, Y kuşağıyla aralarının ise biraz daha iyi olduğunu dile getiren Çubuk sözlerine şöyle devam etti. Kuşak çatışması çok bizim bitirebileceğimiz bir şey değil ama bu çocukları da anlayamadığımız noktasında çatışma yaşıyoruz. Y kuşağıyla biraz daha araları iyi. Ama biz onları anlamadıkça, onları sanki sadece internetten anlıyor ve hiçbir şeyleri algılamaya zekaları yetmiyor gibi davrandıkça öfkeleniyorlar. Kendilerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu sefer de sosyal medyada öfkelenmeye başlıyorlar. O yüzden biraz daha hayatın içinde kaldırabilecekleri yükler, daha yeteneklerine uygun davranabilirsek o kuşak çatışması da azalacaktır. Klinik psikolog Çubuk, Y ve X kuşağında olan ebeveynlerin idealleriyle Z kuşağı ideallerinin birbirini tutmadığını belirtti. Z kuşağı bu kadar hırslı, idealli, işte en iyisini yapayım değil. O yüzden de beklentileri birbirini tutmuyor. Bunu tercih zamanında da çok görüyoruz. Çocuk başka bir meslek istiyor. Ebeveyn o meslekte var olamayacağı için işte ona göre izin vermiyor hayatını yaşamasına. Çocukların ebeveynlerin kuşağında olmadığını, içinde doğduğu kuşağın da ebeveynlerin kuşağı olmadığından dolayı aradaki farkın daha da açıldığını vurguladı. Şu an bizim anlamadığımız bir sürü mesleklere ilgileri var çünkü. Bizim bilmediğimiz birçok mesleği yapmak istiyorlar. İşte yeni yeni robotiğe yönelmeye başladılar ve bu bizim de kuşak olarak çok algılayabildiğimiz bir şey değil. Daha onları duymaya çalışsınlar benim onlara tavsiyem ve hangi kuşakta, hangi şartlar içinde doğduklarını da fark etmeleri gerekiyor. Klinik psikolog Çubuk son olarak şu mesajı verdi. Ben sadece Z kuşağına biraz daha kendilerine güvenmelerini ve alanda onlara da ihtiyacımız olduğunu duyurmak istiyorum. Çünkü teknolojik olarak bu süreçte onlardan çok yararlandık. Her alanda onlara ihtiyacımız var. Uyuşturucu maddelerle yakalanan iki kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik ilçede yaptığı çalışmada şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Aramada
Uyuşturucu emdirilmiş 2 adet sentetik peçete ile birlikte 1.10 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Babasıyla 1 saat polisten kaçan çocuk annesinin şefkatli kollarına sığındı. Denizli'de şüpheli araç olarak anons edilen 15TA413 plakalı araca Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne rastlayan polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Defalarca dur ihtarına uymayan araçla aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca anları başladı. Sürücü ilk olarak izini kaybettirmek isteyerek Honaz ilçesine doğru ilerlemeye başladı. İlçeye giriş kapatılınca bu sefer Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ne doğru kaçtı. Ekipler bu noktaları da kapattı. Peşinden takip eden polisi bir türlü atlatamayan şüpheli araç sürücüsü Ankara Karayolu üzerine kaçınca yol tamamen trafiğe kapatıldı. Daha sonra kaçacak yeri olmayan şüpheli kız kıvrak yakalandı. Ekipler içeride oturan çocuğu görünce hayrete düştü. 50 kilometrelik kovalamacı da hem kendi canını hem de oğlunun canını hiçe sayması şaşkınlık oluştururken korkan çocuğu polis ekipleri bir yandan sakinleştirmek isterken bir yandan da annesine bilgi verildi. Yaklaşık 50 kilometre kaçan Mesut Eraslan'ın ehliyeti olmadığı ve bu nedenle kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından çağrılan anne ile oğlu TEE'nin sarılma anları görüntülere yansıdı. Sürücü Mesut Eraslan'a yaklaşık 20 bin lira ceza kesilerek gözaltına alındı. 15 yıl hapisle aranan uyuşturucu taciri müdürünü JASAT ekipleri yakaladı. Denizli'de 2015'te meydana gelen olayda bir belediyede muhasebe müdürü olarak görev yapan 57 yaşındaki Ata A, jandarmanın düzenlediği narkotik operasyonunda 2300 adet uyuşturucu haplı yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ata A, serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Süreç içinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Ata A cezaevine teslim olmak yerine kaçmayı tercih etti. JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ata A'nın Honaz ilçesine gittiği bilgisini alınca operasyon düzenledi. Evde yakalanan uyuşturucu taciri sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Salonuna kazdığı çukurun içinde yakalandı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi 26 Temmuz'da ateşli silahla kasten yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali ve mala zarar verme olaylarının şüphelisi ve firari durumda olan 40 yaşındaki GK'nin jandarma tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Dilek Mahallesi'ne ikamet adresine döndüğünün tespit edilmesinin ardından ekipler şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada salonda bulunan kanepenin altına kazılmış bir çukurun içinde şüpheli GK ile geçirildi. Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı düşünülen seri numarası olmayan 9 mm çapında bir tabanca da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir'de geçen efsane "Yanıyorsun Fuat abi" repliği Malatya'da gerçek oldu. Edinilen bilgiye göre Buhara Bulvarı üzerinden adliye karşı istikamete seyir halinde olan bir kağıt toplama aracına yangın çıktı. Araç sürücüsünün yangını fark etmeden ilerlediğini gören çevredeki araç sürücüleri korna çalarak sürücüyü uyarmaya çalışırken yapılan ikazlar sonrası durumu fark eden motosiklet sürücüsü aracı yol kenarına çekerek çevredekilerin yardımıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Aracı komple saran yangın ihbar üzerine olayına gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaralanın olmadığı olayda motosiklet kullanamaz hale geldi. Luna Park'ta fenalaşan genç kız hastanede hayatını kaybetti. Olay İstanbul'da Deniz Köşkler sahilindeki Luna Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Zeynep Günay ailesiyle gittiği Luna Park'ta bir oyuncağa bindi. Oyuncağın hızlanmasıyla fenalaşan genç kız inmek istedi ancak kızlarının fenalaştığını gören aile oyuncağın durdurulmasını söylese de görevler aldırış etmedi. Uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyuncaktan inen genç kız fenalaştı. Ambulans beklenirken genç kızın durumu daha da kötüye gitti. Günay, Luna Park'ın karşısında özel bir hastaneye çağrılan ambulansla kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Günay'ın oyuncakta istifra ettiği ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.